Geldik Satürn'e. Satürn kader ee, ve bizim ee... Hayatımızda engellendiğimiz ve disipline girmemiz gereken evleri gösteriyor. Birinci evde olduğunda soğuk görülen bir karakteriz. Dışarıdan baktığımızda bakıldığında genelde insanlar bizden çekiniyor olabilir ve zor bir çocukluk ya da zor bir hayat yaşıyor olabiliriz. Birinci evde kişisel kurallara dikkat etmeyi veriyor. İkinci evde maddi çıkarlar konusunda nasıl kazanç sağlayabiliriz bu konuda cimrilik veriyor. Üçüncü eve geldiğinde fikirlerini ifade etme konusunda engelleniyor ve bir bakıyorsunuz yıllar içerisinde kompetan oluyor. Konuşması ağır olabiliyor. Dördüncü evde aile sıcaklığı konusunda engellenilmiş, çocukluğu içerisinde zorluklar yaşamış, ailevi konularda sorumlulukları erken almış olabiliyor. Beşinci evde yaratıcı olma halinde, çocuk doğurma, ortaya çıkarma, bakma, kişisel özgürlüğünün kısıtlanması konularında. Altıncı eve geldiğinde Çalışmaktan yorulmayan, son derece çalışkan, e, sağlık konusunda belki kemikleriyle ilgili ufak tefek problemleri olabilen noktada oluyor. Yedinci evde ilişkilerinde evlilik ilişkisini bir türlü anlamakta zorluk çekiyor olabiliyor. Ya da yaşlı birileriyle evlenme kararı veriyor, kendinden olgun insanları tercih edebiliyor. Sekizinci evde e, gizemli konulara karşı çekingen, e, büyüme esnasında yaşadığı zorluklardan dolayı endişeli olabiliyor. 9. evde ise yüksek eğitim ve öğretim yapma konusunda belki lisanla ilgili ya da öğrenmekle ilgili ciddi sorunlar aşmak durumunda kalabiliyor. 10. evde daimi olarak güçlü olmak, ünlü olmak, tanınmak için daimi bir mücadele vermesi gerekiyor iş hayatında. 11. evde olduğunda gelecek günlere karşı karamsar ve endişeli olabiliyor. 12'de yalnızlık korkusu var. Evet, şimdi Satürnün döngüleri var arkadaşlar. Bugün Satürn biz gezegen olarak kovada yaşıyoruz. Bu yaşadığımız kovadaki hikayenin içerisinde yeni bir teknolojik zaman dilimine geçtik. Ama Satürn döngülerini şöyle kısaca söyleyeyim ki, 0 ile 7 yaş arası bir döngü, 7 ile 14. 14 ile 21, 21 ile 29. Bu döngüleri tamamladıktan sonra idrak etmek, tekamül sürecindeki olgunluğa ulaşmak herkese nasip oluyor. E, bu döngüler hayatımızın en önemli döngüleri oluyor. Sıfırla 7 yaş bir şeyleri öğreniyoruz. 7 ile 14'te karşımıza bir ilişki geliyor. Bu kim diyoruz. 14'te 21 arasında ay ne okuyacağım, ne yapacağım diyoruz. 21 29 şimdi nerelerde çalışacağım diyoruz ve nasıl evleneceğim, nasıl bir ilişki kuracağım. Bu döngüleri fark etmek hayatımızın kalitesini arttırıyor. Müzik